sürü adam oldu. Finalistleri belirliyoruz. Takımlar hazır. Gecenin son maçları. Sen bir şey söylemiştin bu son takımlarla ilgili. En çok izlemek istediğim mi demiştin? Evet, Adana şampiyonlarını çok merak ediyorum. Onlar da çünkü büyük bir hırs. İkinci elemeden maşallah, ilk elemeyi kazanıp buraya kadar gelmeleri merak ediyorum gerçekten oyuncuları. Başından beri. Bakalım nasıl olacak. Vurdum Koş, Ecüc Mecüc. Güzel iki isimli takım. Evet, hazırsak o zaman hemen lobiye geçelim. Hangi haritamız var? Buradan kopya çekelim biraz. Biliyor musun bu haritanın adını? Aim AKD. AKD. Evet. Gordum yazdı Deli Fişek. Burada ne var Berk? Burada bayağı high ground faktörü var herhalde. Evet, high ground var. Ya ben bu çok fazla şeyin olduğu... Hoşuna gitmiyor herhalde. Nesnenin olacağını olduğu. Yok, ya o yükselti yine olabilir. Onda sıkıntı yok da çok fazla nesne olduğu zaman hoşuma gitmiyor. Çok fazla küçük ayrıntı var dikkat etmeniz gereken. Farklı basit açılar. Ve sade oldukça sadece fare yeteneğini konuşturabiliyorsun. Çok detay oldukça alakasız şekilde ölme ihtimalin artıyor çünkü. Tabii ki. Ya çok fazla açı var şu anda. Şu anda aim refleksinin olduğu pozisyonda baktığınız zaman çok fazla açı var. Kontrol etmeniz gereken, piklemeniz gereken. Bunların hepsini tek tek yapmanız gerekiyor ki o açıdan geçerken aim koymuşsa eğer karşı rakip oyuncu ölmeyesiniz. İzinin kembe diyorum. Kırmızı kelebeği var bu arada. Kelebek de pembeye aynı anda söylemeye çalışınca kembe dedim. Bu arada İzzy ve Mid de Sangal'ın iki oyuncusu. Vurdum Koş tagiyle katılmışlar. Evet. Maç bir duraklatıldı. Şimdi Ready'ler gelecek. Unpause yapıldı. İkinci Unpause'la başlayacak. Evet, HF geldi. Şimdi farklı kazananlar anlatan. Log oldu. Explosion oldu. Yani Türko ile Zek. Mini ile Jizz oldu. Abnormal Fingers'dan. Tekvan ve Keriman oldu. Evet, Tekvan ve Keriman oldu. Şimdi bakalım kim olacak. Evet, maçımız başladı. Aim Reflex. İki kill de almaya başardı. Bam evet. Bam koydu geçti. Adana temsilcisi hızlı başladı. Evet, Mid Aim Reflex düşmeye başardı. Peki silah modeline bakma olayına ne diyorsun? Önüne geçmiyor mu görüntünün? Ya ben çok zaten bahsetmiştim. Beni rahatsız eden bir şey. Onları eğer rahatsız etmiyorsa, dikkatten dağıtmıyorsa hiçbir problem ama yok. Ama teknik olarak ekranı kapatıyor. Bilmiyorum, belki de daha fokus oluyor. Benim de hoşuma gidiyor da çok. Bakalım yukarıya çıkacaklar mı? Vurdum Koş. İlkenin ardından çok hızlı 2 kill aldı. Deli Fişek ilkini almaya başardı. Burada herkes Mid keleşle oynuyor. Kaldı. Şu an başka silah sadece, yoktu, evet, sadece keleş. Önceki haritada sadece M4'de. Vurdum Koş 3 tane round aldı yalnız. Evet, Mid. Oo, arada çok ince detaylar var. Evet, baskın oynuyor Vurdum Koş. Deli Fişek hep aynı yerde. Sabit. Sangal şimdi onu çözecekler ama umarım geç çözmezler. Evet, gördüğün gibi çok aktif ve ilerliyorlar. Üstüne baskı kuruyorlar. Aim Reflex aslında biraz da işine gelmiş gibi. Üstüne koşancıları vurmak aslında daha kolay ama 2'ye 1'de koşmaya başladıkları için o stres yaratır. Evet, stres yaratıyor. Mid ilk oyuncuyu düşürmeye başardı. Yine üstüne koşuyor Sangal oyuncuları. Aslında Deli Fişek'i düşürdü. Evet, onlar da dediğim gibi uzaktan oynamayı istemiyorlar, sevmiyorlar. Üstüne gidiyorlar direkt oyuncuların. Bakalım ilk kill alırlarsa ilerleyecekler. Evet, ilk kill almamalarına rağmen ilerliyorlar. Bu problem yaratabilir Sangal takımı için. Şu an pozisyonunu bozdular. Evet, bak mesela bahsetmiştim ya yani, dedim. Çok fazla açı var kontrol etmesi gereken. Ve çok erken ileriye çıktılar ve kontrol etmesi gereken çok fazla açı olduğu için de kontrolü kuramadılar. Evet, şu an ilk kill aldı. Büyükten üstüne koşacaklar yine. Evet, bizi aldırıldı koşuyor. Deli Fişek iziyi düşürmeye başardı. Ooo, Deli Fişek helal, bravo. 2'ye 1'den round'u kazanmaya başardı. Deli Fişek çok eski counter'cı ismi gibi geliyor bana böyle. Gecelerin yargıcı gibi nickler vardı bizde. Onlardan bir tanesi gibi Deli Fişek. 5-4. Bence 5-5 oldu. Başardı. Bakalım Mid 2'ye 1 alabilecek mi? İkincisinde buldu. İkincisinde buldu. 6-4 yaptı. Çok güzel döndü. Evet, refleksi çok güzel çevirdi orada Mid. Biletler BiletX'de satılıyor arkadaşlar bu arada. Dediğim gibi Rush Annos koduyla 10 kağıt ucuza alabiliyorsunuz. Evet, yarı fiyatına. 20 liradan 10 liraya. %50 indirim var gibi düşünün.
Gelmek isteyenler için minik bir kıyak. 7-4 oldu. Midleri pişirdi. Şimdi arkasından bir kez daha çok güzel bir spankil aldı. Sonra kalan oyuncu hemen basmaya başlıyor yalnız. Vurdum koş bir tane oyuncuyu düşürdüğü gibi. Edge-Mage'de öyle bir hareket olmuyor genelde. Biraz daha pasif oynuyorlar. Onun cezası aslında herhalde bu. Kesinlikle. Çünkü eğimler çok benzer. Alakası eğimi olan bir adam yok bak. Delifşek gayet vurabiliyor gördüğünü. Ama yerinde sabit vurdu gene dikkat ettiysen. Ya zaten üstüne gelen bir hasta olmak daha kolay ama pozisyon çok önemli işte. 2'ye 1 durumu özellikle. Sonra kalan önce mid. Güzel. Mid Delifşek'e yemefeksin. Evet güzel trade 8-6. Aldı. Yani hiç kafa kafaya giden bir maç gibi değil değil mi? Sangal aslında çok baskın oynuyor. Evet çok baskın. Nasıl alıyor bu roundları? MFX. Ya 8-7 ama yani hep... 8-7 yaptı. Şu skoru söylemesen bana mesela işte... Ne bileyim. Evet, 9-6 biri... falan derim. 10'a 5 derim. Evet 9-7 oldu. Aslında biraz önce MFX'in yaptığı gibi prefire oynasalar... Tüm açılara tek tek prefire çıksalar... Mekili bulabilecekler. İzlemit'in killeriyle durum 10'a 7 oldu. Easy derifi düşürdü. Reflex mit'i düşürdü. Evet 11-7. Erüş Mecüş'ün tekrardan roundları kazanmaya başlaması lazım. Mit aldı. Reflex düşürdü. Easy de derifi düşürdü. 12-7. Şu an fark ettiysen Sangal önceki gibi eskisi kadar basmıyor, plana çıkmıyor. Evet. Çünkü onlardan maçın kafa kafaya gittiğini görünce biraz daha ciddi öneme başladılar. Evet, bazen de maç içerisinde öğreniyorsun. Tabii ki. Strateji. Ya bir de rakibi tartma durumu var. Mesela ilk 3 round kesinlikle tartma oynamalısın. Çok tryhard oynarsan rakibi hani ne yapacağını şey anlayamazsın, strateji kuramazsın, evet. Tecrübeli konuşturamazsın. Sadece eğim ve şans konuşursun. Kesinlikle. Evet, 14-7 ben de böyle oldu. Anlatıyorum ne yapacağını hakikaten çok iyi biliyorum da uygulamada biraz tırtlık var. Ya bir de aim haritası mesela oyun içinde aiminiz çok iyi olsa bile aim map çok farklı bir şey. Çünkü oyun içinde hani aiminiz çok iyi olabilir ama o aiminin arkasında yatan şeylerden birisi de o map'te yaptığınız çok fazla olan pratik. O map'i birçok kez oynadınız, açıları çok fazla ezberlediniz. Tabii. Ama burada farklı bir map'te oynuyorsunuz. Açılar farklı. Farklı mesela sadece kafalar gözüküyor gerekiyor. Genellikle. Normal 5'e 5 maçlarda öyle bir durum olmuyor. Evet. Evet. 16'ya 8. İkinci yarıda daha rahat bir oyun izledik. Mid ve Easy 16'ya 8 dövmeyi başardı. Deli fişekleri. İkinci haritaya geçeceğiz şimdi. Maçlar tıkır tıkır hızlı hızlı ilerliyor. Ne diyorsun? Ya dediğim gibi ikinci roundda, ikinci yarıda daha rahat bir oyun izledik Sangal tarafından. Çünkü hani ilk baştaki o şey hafif alma durumu yoktu. Çünkü maçın başında direkt üstüne koşuyorlardı. Round'u hasar da verselerdi. Sonra işi biraz daha ciddiye bindirdiler ve round vermediler ikinci yarıda. Karşı taraf biraz pasif kaldı herhalde. Evet. Onlar zaten ya o tartma durumu vardı ya ondan bahsetmiştim. Onu fark ettiler. Geride oynadılar. Çok rahat kazandılar. Bu map'in de rahat geçeceğini düşünüyorum. Yeni haritamıza bakacağız şimdi. Oyuncular lobiye giriyor. Eğer Sangal bunu da kazanırsa bu gecenin yayının son maçı olacak. Evet, son finalist. Son finalistimiz. Sonra bunları yan yana getireceğiz, koyacağız böyle ikili ikili. 18 Mayıs'ta. 18 Mayıs'ta. Biletler, BiletX'te. Evet. Radyocu gibi oldum böyle sürekli bunları söylüyorum. Çok iyi, ama bence gayet iyi. Ya bir de almaları gerekiyor hani çünkü bitiyor. Sanırım chat'te soruyorlar. O yüzden bana böyle kağıt geldi cama yapıştırmış diye. Evet, tekrar bir özet geçelim. Bugün Lok kazandı. Mini ve Jizz, Explosion takımından Turco ile Zek. Bundan sonra çok güzel maçlar gelmeye başladı. Abnormal Fingers'tan Tekvan ve Keriman. Ben T-Con diye okuyordum bunu bu arada. Yanlış okuduğumu fark ettim. Öyle evet. De bir okunuş olabilirdi. Tekvan'mış. Teşekkürler. 15 şehirden, 28 internet kafeden herkes geldi. Binlerce oyuncu. Şimdi finalistleri belirliyoruz. Vurdum koş. Bir şey coş diye isim geldi benim. Ve Ecic Mecic takımları kapışıyor şu anda. Vurdum koş ilk haritayı kazandı. Best of 3. Bakalım ne olacak. Easy ve Mid. Adana'nın birincilerine karşı vazgeçmeyen birinciler. Yenilmişler bir internet kafede ötekine gidip. Bakalım şimdi ilk haritayı kaybettiler. Yine pes etmeyip ikincisini at belki de üçüncüsünü uzatabilecekler mi? Oo çok eski bir harita.
Aim Headmap. Evet, oyuncular lobiye girdi. Son maçımıza. Eğer vurdum koş kazanırsa son maçımız olacak. Hoş geldiniz. Evet, Reddiler geldi. Force Reddi ile Reddi'nin farkı ne? Force Reddi sen yazmasan da beni Force Reddi yazmamla iki tarafın içinde başlatıyor. Hı hı. Şimdi burada çok uzak bir harita. Diğerlerine göre çok şey, evet, değişecek. Benim yine hoşlanmadığım bir şey çok fazla uzak olması. Kafalar daha küçük gözüküyor. Hemen vuramıyorsun. Adam seni vurma ihtimali, şans eseri biraz daha mı artıyor diyorsun. Ya yine o kadar çok fazla uzak değilmiş baktığım zaman da. Ben yine çok uzak mapleri sevmiyorum. Karakter çok küçülüyor. Bir de uzağa attığınız zaman hem damage azalma riski var. Evet. Hem de işte tam attığınız yere gitmeyebiliyor. Onun tablosu var mesela. Midden Deagle'la vurunca Dust 2'de 99 vuruyor. Şey, evet. Tek atmıyor. Böyle menzil uzadıkça hasar azalan bir tablo var. Evet, Reddiler geldi şimdi. Ama bitecek birazdan. Vurdum koş ve Ecic Mecic. İkinci harita başlıyor. Sevgili CSGO severler. Gaza geldim. Elifşek Reddi'yi ünlemi yanlış yere koydu. Şimdi bu hareket sana neyi gösteriyor? Çok maça girip ready yazmamış. Daha az tecrübesi vardır gibi çıkarım yapabiliyor musun mesela? Yok. Bence bir alan olarak sona koydu bilerek indemi. Hazırız anlamında. Haa. Tabi. Bu epe sağlam başlayacak gibi. Elüş melüş. Tabi esas best of 3 üçlü maçlar finalde olacak. Ama bugün ben bir tane görmek istiyorum. Bir önceki maç aslında 3. map'e uzayabilecek bir maçtı. Çok yakındı. En çok da ondan umutluydum aslında. Hani 2-1 bitecek demiştim aklımdan da o maça. Ama ...2-0 bitti. Evet. Aim Reflex sadece hazır değil. O da verdiği gibi başlıyoruz. Evet. Aim Reflex de yazdı. Maçımız başlıyor. Bakalım bu map'te nasıl bir strateji izleyecek takımlar. Diğer map'lere göre daha mesafenin uzak olduğu. Evet. Evet, burada can çok değerli olacak, can faktörü. Evet, izi deli fişi düşürmeyi başardı. 2'ye 1 kaldı Aim Reflex. İzi onu düşürdü. İlk roundu vurdum koş takımı kazandı. İlk haritada 16-8 kazanmışlardı. Evet, çok fazla bir açısı yok. Evet, çok fazla bir açısı yok. O yüzden prefire atıyor genelde oyuncular o kutudan. E tabi 20 round boyunca da 3 kere denk geliyor mesela orada. Tabi. Dediğim gibi bu zaten aim map'ti. Aim map turnuvalarında hatta 1-1 ya da 2-2 turnuvalarda prefire çok önemli. Şu an olduğu gibi. Aim effect çok fazla deniyor. Easy denemiyordu. Kaybetti. Yani çok zor bir şans. Çok kötü bir şanstı Easy için. Ya deneyecekti ya pozisyonu değiştirecekti. Evet. Denemesi lazım yani. Özgüvenle oynaması lazım. Evet, mid çok rahat bir şekilde çıkıp deli fişeyi düşürdü. Easy. Vurdum koş. 2 Ecic Mecic 1. Güzel bir headshot gönderdi. 2-1. Mid refleksi düşürdü. Elifşek eski 1.6'cılara benziyor benim gözümde ya şu an. Olabilir. Şu an açıları gayet iyi Mid'in ve Izzy'nin. Elifşek işi zor. Evet, evet. Çok güzel bir tek gönderdi orada. Durum 3-1. Oyun mekanı gibi biraz yavaş geçiyor diğer maplere göre. Mesafenin uzak olması çok büyük bir etken. Mid ve Izzy'nin killleri de durumda. Tabi orada birer saniyede roundlar bitiyordu. Yakın haritalarda. Evet. Evet, bu map banlanmamış. Acaba herhangi bir strateji kuruldu mu mapler banlanırken?
Yani hiç bilmediklerini banlamışlardır tahminimce. Bildiklerini havuzda bırakmaya çalışmışlardır. Evet. Çünkü 15 haritayı bilmeleri mümkün mü hepsini birden? Ya tabii ki map'ler duyuruluyor. Bakmış olabilirler. Baktıktan sonra hani kendi oyun stillerine uyup uymayanları ayırmışlardır. Evet, aim reflex. Orada 2 kill almayı başardı. Durum 4-3. Karşılıklı doğdular. Mid keleşle oynuyor bu arada sadece. Benim yine tercihim her zaman olduğu gibi kaskın olmadığı hiçbir yerde her zaman M4. Normalde ne kadar keleş tercih etsem de aim map'te, evet, gördüğünüz gibi kask yoksa eğer M4 çok avantajlı. Çünkü keleş de M4 de tek atıyor kafaya. Ama kullanması daha rahat olduğu için M4 çok avantajlı. Evet, easy orada güzel bir tek gönderdi. Arkasından Derifşi düşürmeye çalıştı. Mids ve Derifşek birebir kaldılar. Bir harita geldi gitti. Mids Derifşi düşüren oyuncu oldu. Durum 6-4. Mecnun bir şeyler yapması lazım. Evet, onlar ara sıra el alıyorlar ama yine kafa kafaya gidiyor. İlk haritada olduğu gibi böyle. Evet, kötü kaldı orada Delifşek. Delifşek çok fazla öndeki şeyleri kullanmıyor. Nesneleri, objeleri çok açık kullanıyor. O yüzden böyle biraz eski usul bir oyuncuya benziyor yani. Eğimi çok güzel. Evet, şu an kullanmaya başlamış. Şu an geçmiş. Duyuyor bizi. Hatta. Evet, M4'ü de aldı. Evet, yukarıya çıkacaklar mı diyordum ama. Orada headshot yemesine rağmen çok güzel bir kill aldı. Evet, ikinci oyuncu da gördü. Nasıl gördüğünde o minicik kafayı. Evet, güzel bir tek gönderdi. Durum 8-4. Tekrar çıkmayacaktır yukarıya. Evet. İzledelim şimdi. Bizim oyunu vermeyiz diyor. Düşürdü. Durum 9-4. Maksimum 10'a 5 bitecektir diye düşünüyorum. Sangal mid'i düşürdü. Izzy'i düşürdü. Mid refleksi düşürdü. Döndürebilir durum. Mid'den güzel bir sprey. Durum 10'a 4. Peki bu maçın... Of. Çok güzel bir tek. Reis. Ve yani tam yürürken durup vurdu. Çok güzel bir momentta vurdu. 11-4 bitti. İlk yarı. Evet, çok hızlı başlandı. Orada izin 27 canı kaldı. Delifşek mid'i düşürdü. Aim reflex. Tek kalan oyuncu. Sangal takımı çok fazla hiçbir şey olduğunu söyleyemeyiz. Yalnız ama evet, iki oyuncuya da çok vurdu. Delifşek. Round'u kazanan yine de vurdu. Koş takımı oldu. Reflex çok güzel bir tek gönderdi. Ya bu map'te biraz da tek atmaya, tepe yönelik oynarlarsa daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Çünkü şu zamana kadar çok kıymeti olmuyor gövdeye vurmanın burada. Evet ya, uzak harita ve hani headshot oynamanız gerekiyor. Bence, benim görüşüm. Mid reflex şu da, evet. Şu pozisyon çok güzel. Eğer orayı açmazsa yani. Burada artık bir tek göndermesi gerekiyor iki takımdan birinin. Evet. Third person'a geçtik orada. Mid delip şey düşürdü. Durum 14-4 oldu. Ama sanırsam da şu kutulardan tam gözüküyor yani. Ya çok açısı ufak gözüküyor. Ben evet, de yani buradan yani zorlanıyorum. Biz farklı bir çözünürlükte gördüğümüz için belki bize böyle gözüküyor olabilir ama yakın yakından belki de rahat gözüküyor olabilir. Mid refleksi düşürdü. Delifşek sonra kalan oyuncu. Bu arada vurdum, koş alacak düşürdü gibi. Evet. İkinci haritayı da. Önceki zaten 16-8 bitmişti. Ya 8 bitmesinin 8 el almalarının nedenlerinden birisi de yani ilk başta biraz daha rahat oynaması. Yapanamasıydı. Vurdum koş takımının. Evet, birebir kalındı. Aim reflex de mid'i düşürdü. 15-6. 11 round almaları lazım. Biraz zor gözüküyor. Aim reflex mid'i düşürdü. Tabii çok zor. Easy. 2'ye 1. İlkini almaya başardı. Aim reflex. İkinci aldı. Hadi bakalım. Şimdi tabii vurdum koşta bir rahatlık oluşacak. Tabii. Ya biraz round verebilirler. Hatta belki buram da verebilirler. Derken bir çok güzel bir tek gönderdi. Easy ve kar evet etti ve onunla düşmeyi başardı. Durum 16-7. Vurdum koş takımı iki haritayı da kazandı. Bugünün kazananlarını son kere okuyorum. Red Bull Flynn. Playofflarını izlediniz. Sevgili seyirciler, Lok kazandı, Expurgeon kazandı. Hepsi sola yazdıklarımız kazanmış. Abnormal Fingers kazandı ve vurdum koş
4 takım kazandı. Finalde bunları orada göreceğiz. Yün İplik Fabrikası'nda arkadaşlar. Haskell 15 harita vardı 18 Mayıs'ta. 18 Mayıs'ta Haskell Yün İplik Fabrikası. Detaylar Biletix'te var, Redbull.com'da var. Çok basit bir şekilde bakabilirsiniz. Sponsorlar EOC, Demarke. Teşekkür ederiz ve Sennheiser'a. 16 takımdan 4'e indirdik. 8 takım, biz 4'ünü sunduk sadece. Evet. Finalde 8 takım var. Evet. Ya yani bugün 4, biz 4'e indirdik 8'den. Geri kalan offline elemelerde olacak sevgili arkadaşlar. Toplamında 4'ü online elemeden geldi. 12 tanesi internet kafelerden geldi bu takımların. Ama içinde e-sporcular var. Berk'in benim tanıdığımız arkadaşlar var. Yani çok güzel bir turnuva olacak. Gelmek isteyenleri bekleriz. Aynı zamanda bir anons buluşması olacak. Orada görüşürüz, muhabbet ederiz. Ben de bütün olacak. Ekibi getireceğim. Evrim, Berk, Tren, Alp. Artık saymakla bitmiyor. Berkant, İp,